Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlere çok ama çok sevdiğim bir bebek olan 56 numaralı Fashionistas bebeğin tanıtımını yapacağım. Ardından da hangi vücut daha uygun ona bakacağız. Terasa mı yoksa topuzlu MTM'miz mi? Şimdi öncelikle bir tane kutulu bebeğim var. Kutulu bebeği inceleyelim. Ardından açıkta olan bebeği inceleyelim. Peşinden de hangi ten daha uygun, değişimi nasıl yapacağız onu konuşalım. Evet arkadaşlar, kutudaki bebeğim bu şekilde. 56 numaralı Fashionistas. Dondurmalı bir kıyafeti var. Çok güzel yakışıyor bu bebeğe. Kısa boylu bebek olduğu için bu kıyafet uzun boylu bebeklerde bayağı bir kısa kalıyor. Bir tane saati var arkadaşlar, aksesuar olarak. Mor bir saat ve pembe ayakkabıları var. Şimdi açıkta olan bebeğimizi hemen inceleyelim. Arkadaşlar, bu bebeğin saçlarını özel, bu bebeği özel yapan saçları. Çünkü saçları şu şekilde tost yapılmış gibi. Ve inanılmaz yumuşak, kabarık ve gerçekten yüzüne çok yakışıyor. Yüzü zaten çok güzel. Çok hoş bir melez bebek arkadaşlar. Dudaklarının duruşu, gözlerinin bakışı gerçekten diğer bebeklerden onu çok ama çok ayrı kılıyor. Çok özel bir bebek. Ben de gördüğünüz gibi kaç tane var stokladım arkadaşlar. Bir şey olursa diye çok korkuyorum. Çünkü benim için çok kıymetli. Şu yüzün güzelliğine bakar mısınız? Rihanna'ya benziyor. Rihanna'nın gençliğine, daha doğrusu son zamanlarda beğenmiyorum onu. Neyse, şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir saati var, mor, eflatun ve ayakkabıları da bu şekilde. Ayakları şöyle topuklu ayakkabıya uygun. Çünkü şimdi düz taban gibi duruyor ayakkabısı, öyle zannetmeyin, düz taban değil. Çünkü ayakkabının şurasında şöyle bir gizli topuk var arkadaşlar. O yüzden topuklu ayakkabılar bu bebeğe uygun, bilginiz olsun. Kendisi kısa boylu Fashionistas. Normal Fashionistas'larla hemen kıyaslayayım. Evet, şöyle yanına zenci bir Fashionistas koydum ama bir şey söyleyeyim mi? Bu da böyle çok aşırı bir uzun Fashionistas değilmiş. Biraz tabi stantın da farkı var. Şöyle standı doğru şey yapsam. Aslında boyları çok farklı değil ama genel olarak diğer bazı Fashionistas'lara nazaran çok daha kısa bir bebek kendisi. Uzun boylu Fashionistas'larla kıyaslarsak daha iyi anlaşılır. Ama şu an bulamayacağım onları. Evet, bebeğimiz arkadaşlar bu şekilde. Şöyle yakından da çekeyim ben size. Bu bebeği daha henüz dönüşüm yaptırmadım ben, yapmadım. Şimdi yapacağım sizlerle birlikte. İki tane farklı kıyafet giydirdiğim aynı bebek var. Onları da şöyle inceleyelim. Çünkü farklı kıyafetlerde bebekler nasıl duruyor ben hep görmek isterim. Şu şekilde topuklu ayakkabılar oluyor dedik işte. Böyle bir tulum giydirdim. Bu tulum arkadaşlar sürpriz Barbie meslek setinden çıkan bir tulum. İnanılmaz yakıştırıyorum ben bebeklere. Bu da yine sürpriz Barbie setinden çıkan patenci kızın şeyi, elbisesi. Ben altını spa bebeğin terliğiyle kombinledim. Çünkü böyle çok tatlı iş oluyor. Terasamız da orada değişim için bizi bekliyor. Ten uyumuna bakacağız. Şimdi hazırsak eğer ben bu MTM bebeğimi kutusundan çıkarayım. Bir an önce başlayalım değişimize. Evet, şimdi düşünüyorum arkadaşlar, konuşmadan önce de düşündüm yani hangisi daha iyi uyar diye. Yani ikisi de uyuyor gibi. Bir tık daha topuzlu daha iyi uyuyor, o yüzden onunla değişim yapacağım yine. Daha önceki bebeğimizi de onu değiştirmiştik. 103 numaralı bebekti sanırım, hatırlamıyorum, sayfamda var. Çünkü neden? Bu bir tık daha koyu ve bu kızımız da tam bir melez. Bu yüzden bu daha uygun arkadaşlar. Topuzlu bebekle değişim yapmaya karar verdim. Şimdi hazırsak eğer hemen ben suyumu ısıttım, getireyim, değişimi de göstereceğim. Evet arkadaşlar, poşetlerimiz hazır. Kaynar sularımız hazır. Şöyle bardaklara koyacağım. Daha rahat oluyor çünkü bardakta. Evet, poşetimize koyduk. Ve bardağımıza daldırıyorum. Ve yine poşete koyduk. Bardağı daldırıyorum. Değişim videomu ayrıyeten özel olarak çekmiştim aşama aşama. Şimdi yine çekiyorum. Yani izlemek isterseniz öyle dönüşüm videosu da var sayfamda, bakabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar 5 dakika bekliyoruz. 5 dakika ben bekleyeyim, sonra geri geleyim. Evet arkadaşlar, yeteri kadar beklediğime inanıyorum. Şimdi hemen kafayı vücudundan ayıralım. Hiç zaman kaybetmeyin. Sıcakken direkt çıkarın.
Arkadaşlar az beklettim. Ben 5 dakika sabredemedim. O yüzden çıkmadı rahat. Çok da zorlamak istemiyorum. Geri koydum. Biraz daha beklesin. Biraz daha yumuşasın. Evet, şimdi arkadaşlar tekrar deniyorum. Bismillah diyerekten şöyle çok sarsmadan çıkarmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi. Her aşamasını görün istediğim için. Bekleyince, daha kendini bırakınca daha rahat çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kafamız sağlıklı bir şekilde çıktı. Buraya hiçbir zarar gelmedi. Buraya zarar gelirse arkadaşlar aşırı oynama olur ya da kırılma olur. Kırılırsa zaten gitmiştir kafa. Yani onu bir daha oraya takmanız çok zor. Bu yüzden sağlıklı çıkarmak için kafaları çok sabırlı olun. Bekleyin yani, sıcakta gelinleşsin iyice. Şimdi sonsuz hareket vücudumuzu çıkaralım. Bu arada bu kafayı geri yerine koyuyorum. Kaynar suyun içinde beklesin. Sonsuz hareketin içerisine koyarken yine kolay girsin istiyorum. Şimdi sonsuz hareketimizi çıkarıyorum arkadaşlar. Sıcak sudan. Zaten çok kolay çıkar diye tahmin ediyorum. Bu bayağı bekledi çünkü. Diğerinden daha fazla beklediği için gördüğünüz gibi çok daha kolay bir şekilde çıkıyor. Gördünüz. Hemen arkadaşlar sıcakken bir daha sokmayayım. Bunu buraya takayım. Çünkü soğuyunca takması zorlaşıyor. Sıcağı sıcağına yapmak her zaman daha iyi, gördüğünüz gibi. Hemen takıldı. Çok basit bir işlem arkadaşlar. Çok dikkatli olun ama zarar görmesin bebeklerinizin kafası. Şimdi hemen sıcakta bekleyen diğer bebeğimi alıyorum. Sonsuz hareket vücuduna, gördüğünüz gibi tak diye taktım. Yaptıkça beceriniz gelişecek arkadaşlar. Yaptıkça kolay olacak, öyle düşünüyorum. Evet, kızımız bu şekilde dönüştü. Artık o bir sonsuz hareket bebeği arkadaşlar. Kısa boylu değil. Ben inanın bu bebeği kısa boylu daha çok seviyorum. Dönüştürmememin nedeni de oydu. Ama bir arkadaşımızdan rica etti. Çok sevdiğim bir kardeşim. Kıramadım. Bundan dolayı dönüştürdüm zaten, ama dönüştürecektim. Hani aklımdaydı. Çünkü bunda da farklı kıyafetler falan denemek istiyorum. Şimdi kendi kıyafetlerini ve aksesuarlarını giydirelim. Evet arkadaşlar, kızlarımı yan yana koydum. Hepsi birbirinden güzel. Dediğim gibi kısa boylu da çok seviyorum ben bu bebeği. Uzun boylu da çok güzel. Hepsi çok yakışıyor bebeğime. Çünkü kendisi çok güzel bir bebek. Şöyle göstereyim tekrardan. Ne giyse yakışıyor. Onu da göstermek için 3 tanesini yan yana dizdim. Umarım beğenmişsinizdir videomu arkadaşlar. Beğenmişseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar bir sürü yeniden dönüşüm videoları yapacağım. Takipte kalın ve mutlaka, eğer yaşınız ufaksa, anneniz yapsın. 56 numaralı bebeğimiz de bu şekildeydi. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.